Bilgispor YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Can Ünsal. Bilgispor Q&A'nin yeni bölümünde sizlerle birlikteyim. Bilgispor Q&A'nin 4. bölümünü çekiyoruz bu hafta. Yine çok değerli ve çok özel bir konuğumuz var. Fenerbahçe Opet'in deneyimli orta oyuncusu Bahar Toksoy Guidetti bugün bizlerle birlikte olacak. Çok keyifli bir sohbet gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Bahar abla hoş geldin. Hoş bulduk Can. Ben de öyle. Umarım keyifli bir sohbet olur. Öncelikle bizleri kırmayıp davetimizi kabul ettiğin için de sana çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Benim için gerçekten dediğim gibi bir keyif burada olmak. Çok teşekkür ederiz. Hiç vakit kaybetmeden ilk sorumuza başlayalım istersen. Hepimizin malumu çok değişik bir süreç yaşıyoruz. Hiç alışık olmadığımız günler geçiriyoruz. Hatta filmlere konu olacak zamanlar geçiriyoruz diyebiliriz. Kendi sağlığımız, sevdiklerimizin, ailemizin sağlığı, hatta tüm insanlığın sağlığı için, iyiliği için mümkün olduğunca evlerimizde kalmaya çalışıyoruz. Evlerimizden çıkmamaya gayret gösteriyoruz. Hepimiz kendi kişisel karantinamızı uyguluyoruz. Sen kendi kişisel karantinanda neler yapıyorsun? Evde bir günün nasıl geçiyor? Kişisel gelişimin için neler yapıyorsun bu süreçte? Bize biraz anlatabilir misin? Aslında şöyle Can, yani ben son 20 yıldır voleybolun içindeyim ve bunun 16 yılı profesyonel olarak A takımda mücadele ediyorum. Bu demek oluyor ki aslında bir yılın hemen hemen 10 ayı, minimumdaki 10 ayından bahsediyorum. Mini takım varsa daha fazla tabii ki bu. Hemen hemen her günüm antrenmanla geçiyor ve yoğun bir tempodan bahsediyorum. Maçlar, deplasmanlar, antrenmanlar çok yoğun bir tempodan bahsediyorum. Tabii bunu bu dönemde sürdüremiyoruz bu rutinimizi ve bu bizi birazcık zorluyor sporcular olarak açıkçası. Ben bu dönemde hani daha kendi rutinimi oluşturmaya çalışıyorum. Bu alışkanlık tabii ki eskiden kalan. Haftalık ve günlük program yapıyorum. Olabildiğince bu programa uymaya çalışıyorum. Bu programların içinde yoga ve meditasyona ağırlık veriyorum. Günüme öyle başlıyorum. Daha sonrasında her gün antrenman yapmaya özen gösteriyorum. Çünkü biz sporcuların sahaya olabildiğince dinç dönmek gibi bir sorumluluğumuz var. Ve o yüzden antrenmanlara özen gösteriyorum. Kişisel gelişim konusunda da son dönemlerde işte akademimizde bize yardımcı olabileceğini düşündüğüm konularda okumalar, araştırmalar yapmaya çalışıyorum. Ki akademide öncelik verdiğimiz toplumda cinsiyet eşitliği konusuna ağırlık veriyorum. Bunun yanında da son dönemde işte bu sürdürülebilir tekstil moda konusuna ağırlık veriyorum. İlgimi çekiyor. Böyle açıkçası hani bir de 3 yaşında bir kızınız olunca hani gün nasıl geçiyor anlamıyorsunuz. Bir anda hafta bitiyor. Öyle gerçekten. Hani sosyal medyadan da seni takip ettiğimizde zaten paylaşımlarında da görüyoruz. Elisa'nınla geçirdiğin keyifli vakitleri. Bayağı yoğun. Evde. Onun dışında sürdürülebilir moda dedin. O konuda da yeni bir çalışma gerçekleştirdin geçtiğimiz haftalarda diye biliyorum. Şöyle aslında çok uzun zamandır ertelediğim ve zaman bulamadığım için ertelediğim bir konuydu. Çok üstünde durmak istediğim bir konuydu. Şöyle düşünüyorum. Tekstil sektörü aslında petrol sektöründen hemen sonra geliyor çevreye verdiği zarar bakımından. İşte toksik boyalar, taşıma sırasında araçların çevreye saldığı gazlar ya da kullanılan harcanan su bakımından çevreye verdiği zarar bakımından aslında çok çok yukarıda. Dolayısıyla ne kadar çok kıyafetin olursa, ne kadar çok tekstile harcama yaparsan dünyaya da o kadar zarar veriyorsun. Şu dönemde aslında biz evlerimizdeyken doğanın bize gösterdiği o güzel yanıtlar, cevaplar aslında bizi birazcık daha bilinçlendiriyor diyebilirim. Ben de bunu fırsat bildim. Birazcık daha bu konu üzerinde durmaya çalıştım. İşte kıyafetlerimi gönderiyorum ya da Givin App üzerinden bağış toplamak amaçlı bir kampanya başlattık. Yani küçük bir adım ama en azından bir adım. Ben tek başıma ne yapabilirim dememek lazım. Küçük hareketlerin çok büyük geri dönüşleri oluyor. O da umarım böyle bir geri dönüş alırım buradan da. Kesinlikle alacaksın bence. Hiç şüphem yok. Yani bu süreçten sonra, bu süreci atlattıktan sonra hepimizin zaten bu tarz kararlar alması
gerekeceğini düşünüyorum ben de. Doğayla savaşmadan onun kurallarına göre yaşamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü eğer onunla inatlaşmaya devam edersek neler olabileceğini gördük. Görmeye de devam ediyoruz. Uzun yıllardır küresel ısınmanın zaten etkisi altında dünyamız. Ve bu virüs ortaya çıktıktan sonra ben de geçenlerde makalede okudum. Küresel ısınma nedeniyle buzullar her gün kat ve kat erimeye devam ediyor. Ve binlerce, milyonlarca yıldır orada sıkışan virüsler de erimeyle beraber tekrardan gün yüzüne çıkıyor. Bu da aslında bizi, eğer doğanın kurallarına uymazsak ve onun düzenine göre yaşamazsak ne tür felaketlerin beklediğini de gösteren en büyük kanıtlardan biri olduğunu düşünüyorum bunun da. Aynen, aynen katılıyorum sana. Yani aslında bu süreç tabii ki zor bir süreç herkes için ama kesinlikle buradan da çıkarılacak çok büyük dersler var ve inanıyorum ki bu dönem bittiğinde her şey bizim için normale döndüğünde çok daha bilinçli şekilde yaklaşacağız evrenimize. Kesinlikle. Umarım senin de dediğin gibi olur. Şimdi salgın günlerinden devam etmek istiyorum sohbetimize. Bildiğin gibi bu salgının ilk gününden beri birçok büyük küçük spor organizasyonu ya ertelendi ya iptal edildi. Olimpiyat da bunların en büyük örneklerinden biri. Bu yaz Tokyo'da yapılması planlanan olimpiyat oyunları 2021 yazına ertelendi koronavirüs nedeniyle. Olimpiyata geleceğim. O konu hakkında da görüşlerini merak ediyorum ama daha öncesinde Sevkap hakkında konuşmak istiyorum. Sev Şampiyonlar Ligi hakkında konuşmak istiyorum. Şampiyonlar Ligi de geçtiğimiz haftalarda sezonun iptaline karar verdi. Bu konu hakkındaki görüşlerini açıkçası merak ediyorum. Çünkü iyi giden bir takım Fenerbahçe Opet ve şampiyonluğun favori adaylarından biri. Hem takımı nasıl etkiledi hem senin kişisel görüşün ne bu konuda? Yani aslında şöyle, bu konu hakkında biz sporcular birazcık daha karışık duygular içerisindeyiz. Çünkü biz bir hedef, sezona başlarken bir hedef koyup, bir hedef belirleyip bunun için çok çalışıp sonrasında maç sonlarında işte elimizden gelenin en iyisini yaptık, ne oldu ne olmadı değerlendirmesini yapmaya ve bir şekilde sonuca, iyi ya da kötü, istediğimiz ya da değil, bir sonuca ulaşmaya alışkınız. Yani şu anda başladığımız bir işi tamamlayamadan evdeyiz açıkçası ve bu bizim kontrolümüzde olan bir şey değil. Bu da bir sporcu için gerçekten zorlayıcı bir neden. Yani bir yanım, mantıklı yanım diyor ki hani evde olman lazım Bahar. Kendinden çok çevrendekileri korumak için, aileni ve sevdiklerini korumak için evde olman lazım diyor. Ama sporcu tarafında hani iptal kararını anlıyorum ama hani yarım kalıyor ve çok da böyle rahatsız edici bir duygu açıkçası. Herhalde bu sezon böyle ömrüm boyunca hiç tamamlanamayacağı için böyle hep içimde ukde olarak kalacak diye düşünüyorum her şekilde. Yani umarım önümüzdeki sezon bütün bu içinde kalan noktaları telafi etme şansı yakalarsın. Takımla beraber ve hedeflediğin başarılara ulaşırsın. Önümüzdeki sene yüksek ihtimal tüm spor branşları ve müsabakaları için geçerli. Çok daha böyle keyifli ve zevkli, hırslı müsabakalar bizi bekliyor diye düşünüyorum. Çünkü ben bir sporcu olarak şu anda sahada olmak için can atıyorum. Dolayısıyla hani hepimiz böyleyiz. O yüzden geri döndüğümüzde çok daha hırslı, çok daha seyir zevki yüksek maçlar bizi bekliyor diye düşünüyorum. Ben de bir spor sever olarak konuşacak olursam gerçekten biz de spora çok büyük bir özlem duyuyoruz. Çoğu lig zaten ertelendi. Şu an neredeyse hiçbir yerde resmi bir müsabaka olmuyor ve gerçekten bunun özlemini çekiyoruz. Arada kendimizi tatmin etmek için geçmiş dönemlerin maçlarını izliyoruz, onları takip ediyoruz. Ama hani, umarım o güzel günler yeniden gelir ve sahadaki o güzel müsabakaları biz de bir an önce izlemeye başlarız taraftarlar olarak da. Biz de hani sizin kadar isteyemesek de, çünkü çok bambaşka bir noktadan bakıyorsunuz siz konuya, sporsever olarak en yakın zamanda sizlerin sahaya dönmesini bekliyoruz biz de. Umarım. Şimdi dönüş olimpiyattan bahsettik.
küçük bir giriş yaptık olimpiyat için de, ertelendi bildiğin gibi. Sen de olimpik bir sporcusun. 2012 yazında Londra'da takım olarak bizi temsil ettiniz. 1960'dan sonra ilk kez olimpiyatlarda milli takımımız yer aldı. Bir takım sporunda yer aldı. Hatta kadınlarda da ilk olarak siz katılım gösterdiniz olimpiyata. Hakkı siz kazandınız. Öncelikle bu duyguyu sana sormak istiyorum. Olimpik bir sporcu olmak nasıl bir his? Ya şöyle, aslında ben çok oynadığım maçları, turnuvaları unutan bir sporcuyum. Yani kesim kesim hatırlarım ve acaba hangi turnuvadaydı, hangi maçtaydı derim. Ama olimpiyatın atmosferini, yaşadığım duyguları, maçları, elemesinden orada kaldığım son güne kadar hepsini şu anda sana anlatırken bile diken diken oluyorum. Çok net hatırlıyorum. Orası gerçekten çok başka bir yerdi bizim için. Başka bir seviyeydi diyeyim. Çünkü bunun nedeni de şöyle, aslında her branşta elemelerinden olimpiyat başlangıcına kadar aslında çok zorlu bir yoldan geçiyoruz. Ve o yüzden olimpiyat hem biz sporcular için hayallerimizi süsleyen yer haline geliyor, hem de spor severler için sabırsızlıkla beklediği bir organizasyon haline geliyor. Hı hı. Dolayısıyla orada olmak, orada olmayı başarabilmek çok kıymetli bir başarıydı bizim için. Bunun bir parçası olduğum için açıkçası çok gururluyum ve çok mutluyum. Yani ne mutlu bize ki biz bu yolu açabildik ve şu anda tekrar olimpiyata gitmeyi hak kazanan, evet, bir milli takımımız var. Yani bu yoldan da emin adımlarla ilerleyen gençlerle dolu milli takımımız. O yüzden çok keyif verici benim için açıkçası bunun ilk adımı olabilmeyi başarmak. Umuyoruz ki 2021 yazında olimpiyatlar gerçekleşir ve Giovanni Guidetti önderliğinde milli takımımız çok başarılı sonuçlar elde eder olimpiyatlarda. Deneyimlerinden söz açılmışken ben yine yurt dışında kalmayı planlıyorum. Londra'dan İtalya'ya geçelim istiyorum. Vakıfbank'ta geçirdiğin başarılı sezonların ardından, kazandığın kupalardan sonra, kırdığınız Guinness rekorundan sonra, Guinness Rekorlar kitabına girdiğiniz 73 maçlık galibiyet serisiyle, o rekordan sonra bir ayrılık kararı aldım ve İtalya'ya Scandicci takımına transfer oldum. Bu voleybolda çok fazla karşımıza çıkan bir durum değil. Genelde Türk voleybolcular yurt dışında oynamayı çok fazla tercih etmiyorlar. Bu karara seni ne itti? Neden İtalya'yı tercih ettin? Öncelikle onu öğrenmek istiyorum. Daha sonra İtalya'da geçirdiğin günlerinden de biraz konuşursak çok mutlu olurum. Ya aslında şöyle, benim için kariyerimde bir dönüm noktasıdır İtalya transferim. Çünkü dediğin gibi yıllarca Vakıfbank'ın formasını giydim ve çok fazla başarı elde ettik. Başarı elde ettik bu forma altında ve daha sonra da Giovanni ile evlenme kararı aldık. Sonrasında kontratım bitti ve Giovanni beni karşısına aldı ve şunu söyledi. Bahar'cığım dedi, senin pozisyonuna daha genç sporcuları transfer ediyoruz ve seninle çalışmaya devam etmeyeceğiz dedi. Yani, şimdi gülüyoruz ama gerçekten çok zordu. Hani, çok zor bir dönemdi benim için. Yani kendi, o dönemde kendi güvenli alanımdan çıkıp kendimi yeniden keşfetmem gerekiyordu. Ben de hani hayatımı komple değiştirecek bir karar aldım. Ki İstanbul'da da kalabilirdim. Başka bir kulüpte de devam edebilirdim. Teklifim de vardı elimde. Ama ona rağmen hani burada kalırsam aynı noktada sayacağımı düşündüm. Mental olarak en azından. Hı hı. Ve hayır dedim. Daha büyük bir adım atmam lazım dedim. Ve İtalya'ya gitme kararı aldım. Hani evimi, eşimi, ailemi arkada bırakıp İtalya'ya gittim. Yani orası benim için çok başkaydı. Tabii ki voleybol olarak çok başkaydı. İtalya ekolünü yaşayabilmek çok önemliydi benim için. Çünkü dünyada isim yapmış, çok saygı
gerektiren oyunculardan bahsediyoruz, antrenörlerden bahsediyoruz, İtalya ekolünden bahsederken. Dolayısıyla bu ekolün içinde yer alabilmeyi çok istiyordum. Bunu başardığım için çok mutluydum. Ama bunun yanında hani çok zor bir dönemden çıkıp oraya gittim. Ve yaşadıklarıma dışarıdan bir başka bir açıyla bakma fırsatı buldum açıkçası. Daha sakinleştim. İyisiyle kötüsüyle yaşadıklarımı kabul etmeyi öğrendim birazcık da. Hani sonuçta şöyle bir gerçek var. Hayatınızı birleştirdiğiniz bir insan profesyonel olarak bir karar alıyor. Ve siz bu karara saygı duymayı, kabul etmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Bu zor bir süreçti ama İtalya bana çok iyi geldi bu konuda. Hani ben de açıkçası kendimle savaşmaktansa kendim için savaşmaya karar verdim orada. Ve bu benim oyunculuk kariyerimi de, hayatımı da başka bir evreye geçirdi diyebilirim. Harika. Yani hani kendin için savaşma düşüncesi gerçekten önemli ve hepimizin aslında düşünmesi gerektiren, düşünmesini gerektiren bir durum. Hani insanın kendi için savaşması her şeyden önemli. Ki orada da geçirdiğin vakitte tabii ki sana çok fazla şey katmıştı İtalya. Senin de anlattığın gibi kendi ailenden, eşinden uzak bir yol çizdin kendine o dönemde. Ve orada edindiğin birikimlerle genel voleybolculuk kariyerinde edindiğin ve hala da edinmeye devam ettiğin kariyerlerle, hala aktif olarak oynuyorsun tabii ki. Kariyerinle bir akademik kurma kararı aldın. Kendi adını taşıyan Bahar Toksoy Guidetti Akademi. Bu noktada biraz akademine değinmek istiyorum. Çünkü orada da hedefin kendi ayakları üzerinde duran özgüvenli kız çocukları yetiştirmek. Bu amaçla akademiyi kurma kararı almıştın. Nasıl hissediyorsun? Öğreten tarafta olmak nasıl bir his? O kız çocuklarına dokunmak nasıl bir his? Bunu merak ediyorum. Akademi konusu benim için gerçekten kalbimi pırpır eden bir konu. Çünkü çok heyecanlanıyorum akademi için. Her adımında çok heyecanlıydım. İlk kampımızı gerçekleştirdik. Sonrasında da daha fazlasını yapmak için şu anda heyecan duyuyorum. Ki akademi fikri Alice'ın doğduğundan, kızım doğduğundan beri aklımda olan bir fikirdi. Ama harekete geçmek için doğru zamanı bekledim açıkçası. Çünkü çocuklarla çalışıyorsanız iyi bir organizasyon ve profesyonellerle çalışmak önemli. Yani açıkçası kamp yapalım deseydik, bir yaz kampı yapalım deseydik bir heves olarak kalabilirdi. Ya da isim hakkımızı verip hali hazırda var olan bir voleybol okuluna isim hakkı verseydik daha fazla para kazanabilirdik. Ama bizim amacımız ne sadece para kazanmak ya da ne heves gidermekti. Açıkçası biz kız çocuklarının hayatında iz bırakabilecek bir eğitim sistemi oluşturmaya ve bunu uzun süreli bir iş modeline dönüştürmeyi amaçladık. Yani her ne kadar voleybol için en iyi şartları sağlamaya özen göstersek de sadece bununla sınırlı kalsın da, voleybolla sınırlı kalsın da istemedik. Bizim akademimizde doğa bilim sanat atölyelerimiz var. Başta da belirttiğim gibi toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi alıyorlar kızlar. Yani erkek egemeni olan sektörlerde başarılı olmuş kadınlarla bir araya geldikleri paneller düzenledik. Onlarla birebir konuşma fırsatı buldular. Birebir sorularını sordular ve çok keyifli zaman geçirdiler. Yani aslında çok daha hani bir adım ötesine taşımaya çalıştık her şeyi. Ve hayallerimin de ötesine geçti aslında bu konu. Ki bu konuda çok şanslıyım. Bu kurduğum hayali bir adım öteye taşıyan profesyonel bir ekiple çalışma fırsatı elde ettim. Ki bu konuda çok şanslıyım. Yani profesyonel bir sporcu olmanın ötesinde kız çocukları istedikleri her alanda başarılı olabilsinler. Bunu gösterebilmek istedim onlara açıkçası. Çünkü profesyonel sporcu, sadece profesyonel sporcu olmak sahada gösterdiğim performansla bitmiyor. Yani bir spor sever olarak sen de eminim böyle düşünüyorsun. Kesinlikle. Yani dolayısıyla bunun arka tarafında aslında doldurulması gereken çok şey var. Ve
sadece keşke hepsi profesyonel sporcu olsa benim çalıştırdığım kızların, ama yine de hayal ettikleri her şeye ulaşabileceklerini göstermek istedim ben onlara birazcık da. Yani olimpiyat deneyimi yaşamış, şampiyonluk yaşamış, Guinness rekor kırmış bir sporcu olarak, hani bunları yaşamış bir sporcu olarak birine bir şey öğretmek ya da hayallerine giden yolda cesaretlendirmek ya da karşılarına çıkacak zorlukların üstesinden gelebilecek bilgi ve beceriyi kazandırmak birisine, bir insanın hayatında var olabilecek en asil ve üretken amaçmış. Açıkçası çok keyif aldım ve çok dediğim gibi heyecanlıyım bu konuda. Daha bir tane kamp düzenleyebildik. Aslında bu yaz ikinci kampımızı da düzenleyecektik ama şu anda yaşadığımız durum dolayısıyla hepimiz evlerdeyiz. Dolayısıyla evet. Yine de planlarımız devam ediyor. Bu konuda çalışmalara devam ediyoruz ama bakalım zaman bize ne gösterecek. Yani şunu diyorum, bir kampın başlangıcındaki baharla sonundaki bahar birbirinden çok farklıydı. Oradaki kızlardan çok şey öğrendim açıkçası. Gerçekten saygı duyulası harika bir proje. Projelerin sadece bununla da sınırlı değil. hani sadece akademin yok. Bunun yanında yani hem akademin hem de kız çocukları için gerçekleştirdiğin projelerle UN Women, Women tarafından cinsiyet eşitliği hareketine öncülük eden ve toplumsal cinsiyet farkındalığı yaratma konusunda projelerle destek gösteren, çaba gösteren 25 rol model kadından biri seçildin. Böylesine önemli ve herkesin dikkat etmesi gereken, herkesin özen göstermesi gereken bir konuda öncü olmak nasıl bir his? Onu da senden öğrenmek isteriz. Yani açıkçası öncelikle bu bana doğru bir yolda yürüdüğümün, doğru insanlarla çalıştığımın göstergesi diye düşünüyorum. Tabii ki çok büyük bir sorumluluk hissi var. Ama hepsinden önemlisi, en başından beri dediğim gibi ben tek başıma dünyayı nasıl değiştiririm umutsuzluğuna kapılmamak için çok güzel bir örnek diye düşünüyorum. Hani sadece ben ne yapabilirim ki diye düşünmemek lazım. Bir adım atmak lazım. Çünkü iyi insanlar ve iyi amaçlar bir şekilde görülüyor ya. Yani bir şekilde o hak ettikleri değeri buluyorlar. Hani bu da çok motive edici bir şey aslında. Anlıyorum. Gerçekten hani bu yolda çok önemli somut adımlar da attığını görüyoruz. Gerçekten takdir edilesi, alkışlanması hareketler, çabalar olduğunu düşünüyorum yaptığın işlerinde. Son olarak bir sorum daha var. Sondan bir önceki sorum. Spor dünyasında kadınla alakalı bir soru sormak istiyorum sana. Daha fazla kadının spor yapması, spor dünyasında profesyonel olarak yer alması sence ne derece önemli? Yani aslında alınan kararlarda bir kadın yöneticinin veya kadın yönetim bazında karar verme mevkiinde bir kadının olması aslında eşitliğin olması demek ve alınacak kararda çok daha geniş bir açıyla bakabilmek demek bu alınacak karara. Yani aslında çok pardon. Yani şöyle bir şey, hani çok yönetici rakamlara baktığımızda erkek ve kadın arasında çok büyük bir uçurum var aslında. Her ne kadar kadınlar da çok fazla bu işin içinde artık olmaya başlasa bile. Bunun birden fazla nedeni olabilir. Yani yeterli fırsat sunulmuyor olabilir. Hak ettikleri yere gelebileceklerine inanmıyor olabilirler. Önemli rol model olmayabilir.
Ama sanırım hepsinden önemlisi kadınların cinsiyet eşitsizliğine olan inancı bunda çok büyük bir rol oynuyor. İşte kadınlar, pardon, erkekler daha iyi yapar, daha iyi karar verir, daha profesyonel çalışır, daha iyi antrenör olur gibi ön yargılarla büyütülüyoruz. Bu da tabii ileriki dönemde bize hani bir adım geri çekilmeye neden oluyor. Bu da sanırım aslında her şeyin başlangıcı diyebiliriz. Bu önyargıları birazcık daha kırmak gerekiyor ki bunu da açıkçası akademide yaptığımız bu toplumsal cinsiyet eşitliği eğitiminden sonra kızların gözlerindeki o ışığı gördüğümüzde şunu fark ettik ki aslında bu önyargılar oluşmadan, onların kafasına konulmadan önce bu fikirleri onlara aşıladığımızda hepsinin aslında ileride bu önyargılarla karşılaştıklarında hayır bu böyle değil, bu işi ben de yapabilirim diyebilecek potansiyelleri olduğunu gördük. Böyle aslında küçük küçük büyük hedefimize ulaşabileceğiz diye düşünüyorum. Gerçekten çok güzel, keyifli bir sohbet oldu Bahar abla. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederiz. Son olarak bir sorum daha var sana. İzleyicilerimize buradan bu süreçle ilgili veya genel vermek istediğin bir mesaj, paylaşmak istediğin bir şey var mı? Aslında şunu söyleyebilirim. Tabii ki evde kalın ve bu karantina sürecine devam edin. Bu hem sizin ve hem de çevrenizi korumak için çok önemli. Ama bunun yanında şunu anlatabilirim. Bu süreç boyunca astronotların tavsiyeleri bana çok mantıklı geldi Can. Çünkü aylar boyunca uzayda küçük bir alanda görevde kalıyorlar. Evet. Ve onlar bu dönemi daha verimli geçirmek için tavsiyelerde bulunmuşlar. Bunlardan bir tanesi de her gün en az bir saat kendinize zaman geçirecek, yalnız zaman geçirecek, kendinize bir zaman yaratın, bir boşluk yaratın diyorlar. Bu hem kişisel gelişiminiz için hem de kendi mental sağlığınız için çok önemli. Bu tavsiyeyi verebilirim belki de. Çok bence yerinde ve çok güzel bir tavsiye oldu. eminim ki takipçilerimiz bu sohbeti izledikten sonra bununla ilgili araştırma yapacaklardır. Çok teşekkür ederiz tekrar Bahar abla. Davetimizi kırmadın. Çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Ben teşekkür ederim. Benim için çok keyifliydi. Bizim için de aynı şekilde. Bir Bilgi Spor Q&A programının daha sonuna geldik. Konuğumuz Bahar Toksoy Guidetti'ydi. Bizi izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyorum.